Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, Ramazan Mesajları programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Malumunuz programımızda Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz ana hatlarıyla tanımaya çalışıyorduk. Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunuşunu zaten bu yaşımıza kadar her yerde duyduk, gördük. Fakat mesajıyla ne yazık ki toplumsal olarak çok da alakalı olmadığımız anlaşılıyor. Bu programın en temel amacı da Kur'an-ı Kerim mesajıyla insanımızı tanıştırmak. Bugün Allah nasip ederse 3. cüzü inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü Bakara suresinin 253. ayetiyle başlayıp Ali İmran suresinin 91. ayetiyle son bulur. Bu ayetler arasındaki mesajları Allah-u Teala bize şöyle veriyor. Önce şuradan başlayalım. Bakara suresi ayet 254. Müminler, size rızık olarak ne vermişsek ondan harcayın. Bunu alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlış içindedirler. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki kıyamet günü şefaat yoktur. O gün bize nelerin fayda vereceğini de söylüyor. Neymiş? Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklardan o gün gelmeden önce infak etmek. Yani ölüm geldikten sonra ya da kıyamet koptuktan sonra ölümle başlayan, sonsuza kadar uzanan yaşantı başladığı zaman daha önceden yapmış olduğumuz hayırlardan başka herhangi bir yardımcımız olmayacak. Yine Bakara suresinin 256. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dinde zorlama olmaz. Doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri, tağutları tanımaz da Allah'a güvenirse kopması imkansız en sağlam kulba yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki dinde herhangi bir şekilde zorlama söz konusu olamaz. Yani dini öğretirken, dini yaşarken ve yaşatırken, insanlara tebliğ ederken baskıcı, zorba, anarşi ve terör havasıyla herhangi bir şekilde insanları baskı altına alıp zorbalık yapmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim böyle bir anlayışa müsaade etmiyor. Bakara suresinin 257. ayetinde de Allah şöyle buyuruyor. İnanıp güvenenlerin en yakını velisi Allah'tır. O onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin en yakınları velileri ise tağutlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokar. Onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki iman edenlerin velisi Allah'tır. Yani bütün müminlerin dostu Allah'tır. Dolayısıyla bütün müminler Allah dostudur. İslam dininde Allah ile kullar arasına giren evliya sınıfı diye bir sınıf yoktur. Kişi doğrudan doğruya dua ederek Allah-u Teala ile yakınlığını geliştirebilir. İbadet ederek, salih ameller işleyerek Allah ile arasındaki yakınlığı daha da geliştirebilir, daha da sağlamlaştırabilir. Yani özellikle Bakara suresinin bu geçtiğimiz 2-3 ayetinde anlaşılıyor ki infak ederek, daha çok salih amel işleyerek Allah'la aramızı daha da iyi düzeltebiliriz. İnfak etmenin önemini bir sonraki ayette yine değiniyor Allah. Daha sonraki ayetlerde Bakara suresinin 261 ve 262. ayetinde mallarını Allah yolunda infak edenler toprağa bir buğday tohumu ekmiş gibi olurlar. O tohum 7 başak bitirir. Her başağında 100 tane olur. Gerekeni yapana Allah bunun kat kat fazlasını verir. Allah'ın imkanları geniştir. O her şeyi bilir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonradan yaptığı iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler var ya, onlara Rableri katında ödül vardır. Onlar ne korku duyar ne de üzülürler. Gördüğünüz gibi infak etmek tek başına yeterli değildir. Elbette ki infak etmek insana kat kat faydalar sağlayacaktır. Ancak kişi yapmış olduğu infakı, infak ettiği, yardım ettiği kişinin başına kakar, incitir, daha sonra minnet vesilesi yaparsa bu durumda amelleri boşa gider. Yani bu konuda işlemiş olduğu amel boşa gider. Allah-u Teala bizi bu konuda uyarıyor. Bir iş yaparken karşı tarafı mahcup etmemeye özen göstermek gerekir. Bakara suresinin 275. ayetinde bu cüzde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Faiz yiyenler şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Bu şeytanca tavır onların alım-satım tıpkı faiz gibi işlendir demeleridir. Allah alım-satımı helal, faiz işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa önceden aldıkları kendisine kalır. Onun işi Allah'a aittir. Kim de devam ederse onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Malumunuz faizli işlemlerin ekonomiyi nasıl mahvettiği, toplumun iktisadi anlamda nasıl çöküntüye uğrattığı ortadadır. Allah-u Teala faizlikle uğraşanları hele hele faizde alım satım gibidir, ticaret gibidir, faizsiz ekonomi olur diyenleri şeytanca bir tavırla şeytana benzetiyor. Bu böyle bir anlayıştan, böyle bir durumdan Allah'a sığınmak gerekir. Malumunuz yine Bakara suresinde Amener Resulü mevcuttur. Ayetel Kürsü de mevcuttur. Birisi Bakara suresinin 255. ayeti, Amener Resulü de Bakara suresinin 286. ve 285 ve 286. ayetleridir. Bundan sonra Ali İmran suresine geçiyoruz. Ali İmran suresinin 6. 7. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor.
Bu kitabı sana indiren odur. Ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Onlar kitabın ana ayetleridir. Diğerleri müteşabih, muhkeme benzer olanlardır. Kalplerinde eğilip olanlar istedikleri tevhili bağlantıyı kurup, istedikleri fitneyi çıkarmak için kitaptan kendi eğrilikleriyle benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun tevilini, ayetler arasındaki bağlantıyı sadece Allah bilir. Bu ilimde sağlam duruş gösterenler de şöyle derler. Biz bu ilme inandık. Hepsi muhkem ve müteşabih ayetlerle onların tevili Rabbimiz katındandır. Bu zikre, doğru bilgiye sadece sağlam duruşlu olanlar ulaşabilirler. Çok uzun bir ayet-i kerime oldu. Burada Allah-u Teala'nın vermiş olduğu mesaj şudur. Kur'an-ı Kerim kendi kendisini açıklayan bir kitaptır. Ayetler arasında benzerlik ilişkileri vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bir şeyden bahsetmişse mutlaka Kur'an'ın başka bir yerinde aynı konuya değinmiş ve teferruata girmiştir. Tafsilatlı bir şekilde açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ayetler arasındaki ilişkiyi kurarak sadece Allah tarafından yapılabilir. Alimlerin, hocaların görevleri Kur'an-ı Kerim'e yeni yorumlar yapıp keyiflerince bir takım çıkarımlar yapmak değil, ayetler arasındaki ilişkileri kurup ayetlerin vermek istediği mesajı topluma anlatmaktır. Ali İmran suresinin 19. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah katında din İslam'dır. Allah katında din İslam'dır demek şudur. Allah-u Teala'nın ilk Nebi'den son Nebi'ye kadar göndermiş olduğu dinin adı İslam'dır. İslam dini Allah'ın ilk ya da son dini değildir, tek dinidir. Allah İslam'dan başka bir din indirmemiştir. Bu surenin ilerleyen ayetlerinde göreceğimiz üzere İslam'dan başka bir din de kabul etmeyecektir. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bütün Nebiler aynı dini, aynı vahyi, ana umdeleri aynı olan esasları tebliğ etmişlerdir. Yine bu surenin 28. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Müminler kafirleri kendilerine müminlerden yakın konumda tutmasınlar. Onlardan bir şekilde kendinizi korumanız haricinde bunu yapanın Allah'tan bir beklentisi olamaz. Allah sizi kendine karşı uyarır. Dönüp varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Müminlerin kendileri gibi mümin olanları bırakıp da kafirleri veli edinmeleri, kendilerini en yakın kabul etmeleri kabul edilir bir şey değildir. Allah-u Teala ölüm tehlikesi gibi, bu da Nahl suresinin 106. ayetinde anlatılıyor. Böyle bir durum haricinde Müslümanların kafirleri veli edinmeleri, müminleri bırakmaları, kafirlerin yaşantılarını özenmeleri, onlar gibi yaşamaları Allah'la ilişkilerini koparır. Ayet-i kerimede buna dikkat çekiliyor. Surenin 28. ayetinde ve diğer ilerleyen ayetlerde Hazreti İsa'nın doğumu anlatılıyor. Meryem validemizin Hazreti İsa'ya hamile kalma olayları, Zekeriya Aleyhisselam'ın olaya müdahil olması ile ilgili ayetlerden bahsediliyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 43. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bu sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa Meryem'in bakımını kim üstlenecek diye kura çekerlerken yanlarında değildin. Aralarında tartışırlarken de yanlarında değildin. Yine bir gün melekler Meryem'e dedi ki, ey Meryem, Allah sana kendisinden bir söz müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Mesih'tir. O dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın olacak yapıdadır. Hem beşikte hem yetişkinken hem yetişkin çağında insanlara hitap edecek ve iyilerden olacak özelliklere sahiptir. Meryem, Rabbim benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek eli değmedi ki dedi. Evet öyle dedi. Allah tercih ettiği şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi ol der, o şey oluşur. Ayet-i kerimeden Hazreti İsa'nın babasız bir şekilde Meryem'den nasıl dünyaya geldiğini uzun uzun anlatılıyor. Bir müjde olarak gelmiştir. Yine bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki bunlar gayb haberleridir. Sen bilmiyordun, biz sana vahyettik. Yine bu ayetlerden anlaşılıyor ki geçmişin haberleri de gayb kapsamındadır. Allah-u Teala'nın haber vermesi dışında herhangi bir şekilde bunları bilmemiz mümkün değildir. Bir takım emarelerle sonuçlara ulaşabiliriz ama kesin bilgi Allah'ın verdiğidir. Ali İmran suresinin 55. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bir gün Allah şöyle dedi. Bak İsa, seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Ayetlerimi görmezlikle direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri görmekle direnenlere kıyamet gününe kadar üstün tutacağım. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları o zaman karara bağlayacağım. Bu ayeti kerimeden Hazreti İsa'nın vefat ettiğini anlıyoruz. Meşhur bir tartışma vardır ya, İsa Aleyhisselam gökyüzünden tekrar yeryüzüne inecek mi? Ayeti kerimeden böyle bir şey mümkün olmadığını, Hazreti İsa'nın Allah tarafından vefat ettirilip canının alındığı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu ayeti kerimeyi Maide suresinin 116 ve 117. ayetleriyle birlikte okursanız Hazreti İsa'nın vefat ettiğini kesin olarak görürsünüz. Ali İmran suresinin 64. ayetinde ehli kitaba bir çağrı yapıyor Allah-u Teala. De ki ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak saymayalım.
Birimiz birini Allah ile araya koyarak Rabler edinmesin. Yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun, biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Bir Müslüman ehli kitapla yapacağı konuşmada onları tevhide davet etmesi ve bu şekilde hitap etmesi Allah tarafından bizlere emrediliyor. Yine ehli kitapla diyalog çerçevesinde Allah-u Teala şu ayeti bize hatırlatıyor. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O doğruya yönelmiş, Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden, Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan değildi. Demek ki yine olsa diyalog adı altında İslam dinini Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinlerle eşitlemek mümkün değil, doğru da değildir. Tevhid dini hiçbir zaman şirk diniyle aynı mesafede değildir, aynı şekilde yaklaşılamaz. Tevhid her zaman üstündür. İbrahim Aleyhisselam'da tevhid önderi olduğuna göre onun Yahudi ya da Hristiyan olması düşünülemez. Kaldı ki İbrahimi dinler denilen şey de çok muteber değildir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın 3 tane dini yoktu. 3 tane dinin kurucusu falan da değildi. O sadece Müslümandı. Yahudilik ve Hristiyanlık İslam dininin yozlaştırılarak ortaya çıkarılmış halidir. Yani bozulma bir İslam'dır. İslam'ın gulatıdır desek isabet etmiş oluruz. Bu noktada İbrahim Aleyhisselam üzerinden bir takım kendi kurgularımızı konuşturup da dinler arası diyalog adı altında İslam dinini şirk dinleriyle eşitleyenlere itibar etmeyiniz. Ali İmran Suresi'nin 77 ve 78. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'a verdikleri sözü ve ettikleri yemini geçici bir çıkar karşılıklarında satanlar ahirette alacakları bir şey olamaz. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Allah'a verdiği sözü bozmak, Allah'ın kitabını az bir değer karşılığında satmanın cezası, kıyamet günü Allah tarafından itibar edilmemek, yüzlerine bakılmamak ve aklanmamaktır. Peki bu nasıl yapılıyor? Bunu da söylüyor Allah. Aynı ayetin devamında 78. ayette. Onlardan bir takımı okuduğu kitaptan sanmanız için kitaptan okuyormuş gibi yapar. Ama kitaptan değildir. O Allah katındandır derler. Ama Allah katından değildir. Allah'a karşı bile bile yalan söylerler. Bana yazdırıldı, bana indirildi, Allah böyle söylüyor, Allah şöyle söylüyor diyerek Allah'ın söylemediğini, Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyleri insanlara anlatanlar Allah tarafından lanetlenmiş, Allah'a vermiş olduğu sözü bozan kimselerdir. Bunlar ahiret günü belki de en zor durumda kalacak olan insanların en önde gelenleridir diyelim. Ali İmran Suresinin 84. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, Nebilere, Rableri tarafından verilen kitapların hepsine inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Görüldüğü gibi bu ayet-i kerimede Allah-u Teala İsmail'e, İshak'a, Yakup'a indirilenlerden bahsediyor. Geleneğimizde bu Nebilere kitap verilmediği söylense de Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu net bir şekilde ortada. Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız diyerek Nebiler arasında fazilet yarışına girmekten Allah-u Teala bizi men ediyor. Bütün Nebiler Allah'ın elçisidir. Hangisi görevini daha iyi yapmış, hangisi Allah'tan daha fazla geçer not almış, bunu karar verecek olan tek merci, onları kim Nebi yapmışsa odur. Biz kendi kafamıza göre şundan iyidir diye bir yorum yapmamalıyız, yapamayız. Aynı surenin 85. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu asla kabul edilmeyecek. O ahirette kaybedenlerden olur. Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten sonra ve Allah'ın Resulü'nün kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kafir olan bir topluluğa Allah nasıl olur da hidayet verir? Allah bu yanlış içinde olan topluluğu yola kabul etmez. Dikkat ederseniz bu yola kabul etmez diyor. Yani Allah doğru yolda kabul etmez demek başka şey. Allah doğru yola gelmesini engeller demek başka şey. Allah-u Teala herhangi bir engelden bahsetmiyor. Bu halinizde sizi doğru yolda kabul etmem diyor. Sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Yani lanetlenmiş olarak. Onların azapları ne hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Olup bitenlerden sonra dönüş yapıp tövbe eden, kendini düzeltenler başka, onlara bağışlar ve iyilikte bulunur. Ali İmran Suresinin 85 ve 90. ayetleri arası. Bu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki, İslam'dan başka bir din aramak ahirette kaybetmeyi gerektirir. Bunlar aynı zamanda mürtetlerle ilgili de ayetlerdir. İşte onların cezası lanetlenmektir. Demek ki İslam'dan başka bir dini tercih edenlerin cezası öldürülmek değilmiş. Bunlar psikolojik sıkıntılar altında ezilirler. Ölüm kendilerini bu halde yakalarsa ebediyen cehennemlik olurlar. Yoksa tövbe ederlerse tabii ki Allah tarafından affedilirler. Kur'an-ı Kerim'de dinden dönenler için herhangi bir idam cezası önerilmediği için bizler kendi kafamıza göre insanları yargılayamayız. Okumuş olduğumuz bu cüzde dinde zorlama yok dendikten sonra hala dinden çıkanları öldürmeye çalışmak İslam adına cinayet işlemektir.
Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Değerli izleyenler, izlemiş olduğunuz bu programda 3. cüzün özetini yapmaya çalıştık. Burada Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu mesajları hayatımıza hakkıyla aktarabilmeyi, hakkıyla anlayabilmeyi ve sonunda Allah-u Teala'nın müjdelediği kullardan olmayı Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun.